Kıymetli arkadaşlar, ben avukat Bilal Yavuz. Umarım hepiniz huzurlu ve sağlıklısınızdır. Dün gece takip etmişsinizdir. Boğaziçi Üniversitesi'nde yer alan bir grup, rektörlük binasının tam önüne çadır kurmaya çalışarak binaya giriş çıkışı kapatmaya çalıştı. Üniversite yönetimi fazlaca müsamaha göstererek bu şahıslara bahçede çadır kurmalarına izin vermiş. Fakat üniversitenin yönetildiği rektörlük binasının yakınında eylem yapamayacaklarını daha öncesinde söylemiştir. Bu şahıslar kendilerine söylenmesine, polisin kendilerine müdahale edeceğini bilmelerine rağmen bilerek, kasti olarak rektörlük binasının önüne çadır kurmaya yeltendiler. Polis tarafından müdahale edildi. Bu şahısların 45'i gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra 43'ü serbest bırakıldı. Bu olaylara karışanların amacı ne? Gerçekten demokrasi arayıp rektörlerini kendileri mi seçmek istiyor? Arkalarında kim var? Bunları kimler destekliyor? Yaşananlara bütün olarak bakıp delilleriyle konuşalım. Boğaziçi Üniversitesi'nin 17 bin öğrencisi var. Olayları gerçekleştirenler azınlık bir grup. Bunların tüm üniversiteyi temsil etmediğini zaten biliyorsunuz. Üniversitede başından sonuna kadar neler yaşandığını kısaca bilirsek gerçek hedefi tam olarak idrak edebilir ve hakikati görebiliriz. Olaylar üniversite öğrencilerinin masum bir demokrasi arayışı, üniversitelerini sahiplenip savunuyorlarmış gibi bir algı yönetimiyle başladı. Akabinde demokrasiden nasibini almamış bu yobaz gruplarca ilk olarak ülkenin %52'sinin oyu ile seçilmiş meşru yönetimini devirebilme amacıyla olaylar ikinci bir gezi kalkışmasına dönüştürülmek istendi. Evet, ekrana yansıdığı gibi mesele Boğaziçi değil, sen hala anlamadın mı şeklinde pankartlar ile Boğaziçi direnişinden gezi direnişine selam var paylaşımları yapılarak olayların üniversite ile hiçbir ilgisi olmadığı, tek amacın halkın %52'si tarafından seçilen meşru cumhurbaşkanına karşı ayaklanma çağrısı yapmak olduğu daha fazla gizlenemedi, ortaya çıktı. Akabinde her üniversiteye atandığı gibi kanuna uygun olarak atanmış olan rektörün odasını basmaları için üniversite içindeki anarşist bu gruba talimat verildi. Artık olayları bir sonraki safhaya geçirmek istediler. İçişleri Bakanı ve polis müsaade etmedi. Sonra terör örgütlerine, ülkedeki uzantılarına, iktidarı gayrimeşru yollardan devirme hayalleri kuranlara mesaj mahiyetinde Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan bir üniversitenin bahçesinde DHKPC marşları okundu. Ellerinde sapanlar, ellerinde sapanlar, vuruyor bu çocuklar. Öğrenci kimliğine bürünmüş bu provokatör şahıslar terör örgütünün marşını okuduğu esnada arka tarafta bulunan polislerin buna müsaade etmemesi gerektiği halde demokrasimize yakışmayacak şekilde bu nasipsizlere fazlaca tolerans gösterildi. Ardından rektörün aracının üzerine çıkıp tepinen bir militan ortaya çıktı. Anarşistliği özgürlük zanneden bu acınasız zavallı aslında tüm yaşananların amacını özetledi. İmkanı ona yetti ki bu tür bir saldırıyı ve saygısızlığı rektöre yaptı. Şayet şartlar olursa kendisi gibi saplantılı ruh halinde olmayan ülkedeki herkese, tüm yöneticilere saldırır. Bu vandallar üniversiteden atılmalı, tolerans gösterilmemeli, bu devlet bunların hiçbirine hizmet vermemeli. Milletimiz özellikle son 50 yıldır bu provokatörleri çok iyi tanıdığından devlete karşı ayaklanma çağrısı yapan alçaklara fırsat vermedi. Bu nedenle olayların dozunu daha da arttırarak bu sefer katil polis sloganları atmaya başladılar. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, bu ülkenin üniversitesinde, devletin eğitim ve güvenlik hizmeti verdiği biri bu milletin polisine katil diyorsa o terör örgütlerinin bu ülkedeki potansiyel maşası bir alçaktır. Değil ifade özgürlüğünü engellemek, devletimiz bu bozgunculara fazlaca müsamaha göstermiştir. Akabinde alçak PKK'nın sözde elebaşı Duran Kalkan'ın bu potansiyel terörist adaylarına neler söylediğine, onlara nasıl destek verdiğine, tüm teröristlerin Boğaziçi'ndeki öğrencilere destek olması gerektiğini nasıl ifade ettiğine bakalım. Biz rektörümüzü seçmek istiyoruz deyince birkaç öğrenci Erdoğan Bahçeli hemen kendi rejiminin, yönetiminin bizden kaç yıldır oluşturduğu sistemin yıkıldığını gördüler. Demek ki yıkılma durumundalar. Diğer yandan yani bu faşizmin kabul edilmediği ortaya çıktı yani.
şu göründü yani. Öyle bir harekette herkes AKP MHP faşizminden kurtuluşun kıvılcımını gördü. Bu kadar destek bir rektör seçimi için mi oluyor? Değil. AKP MHP faşizminin yıkılması için. Gördüğünüz gibi bu olayların rektör meselesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Tamamıyla bir grup terörist zihniyetli öğrenci görünümlü şahsın vatan, millet, demokrasi şuurundan uzak bir grup öğrenciyi de kullanarak üniversiteyi PKK üstüne çevirmeye yeltenmesi, hükümete karşı tüm ülkede yeni bir kalkışma çıkarabilme çabasıdır. PKK'nın siyasi yapılanması olduğu gibi bu şekilde üniversite yapılanmaları da var. PKK'nın destek verdiği bu grubun faaliyetlerine katkı sunan herkes terör örgütünün amacına hizmet etmektedir. Bu mesele ülkemizde çok uzadı. Meselenin özetini tek cümleyle söyleyeyim. Yabancı istihbarat servisleri sokakta, üniversitede iktidar devirmeye çalışmaktadır. Üniversitelerdeki bazı öğrenci görünümlü potansiyel terörist adayları anarşistliği özgürlük zanneder ki bu ahmaklıktan başka bir şey değildir. Şayet bu zavallılıkta ısrar ediliyorsa devletin sert ve ciddi yüzünü tavizsiz göstermesi gerekir. Tüm provokasyonlara, yeni bir gezi kalkışması çağrılarına, terör örgütlerinin marşlarının okunmasına, devletin atadığı rektörün odasını basmaya kalkmalarına, rektörün aracının üstüne çıkılmasına, katil polis sloganları atılmasına, polise saldırılmasına rağmen devlet müdahalede bulunmamak için son raddeye kadar beklemektedir. Devlet bu noktada sert yüzünü göstermekte maalesef geç kalıyor. Evet, gördüğünüz gibi bu mesele masum bir demokrasi arayışı, bir rektör meselesi veya tatlı minik öğrencilerin üniversiteyi savunması ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu üniversitede yaşanan olayların tek amacı devleti ve milletimizi yıpratabilme, buradan başlayıp ülke geneline yayılacak bir kargaşa ve ayaklanma ile iktidarı devirebilme hayalidir. Bunların demokrasi anlayışı ülkenin %52'si tarafından seçilen cumhurbaşkanına karşı teröristçe ayaklanma çağrısı yapmaktır. Terör örgütlerine kendilerini kullandıran, anarşistliği özgürlük zanneden bu çocukların ne demokrasi ne de devlet yönetiminden haberi yok. Bunların bir kısmının farkında olarak bir kısmı ise akıl edemedikleri için yaptıkları ile terör örgütlerine hizmet ediyor. Bunlar devletin sert yüzüyle derhal tanışmalı, devletin ve üniversite yönetiminin tüm uyarılarına rağmen şayet terör örgütlerinin maşası olmaya ısrar ediyorlarsa artık kesinlikle taviz verilmemeli, derhal üniversitelerden atılmalı ve mahkemeler gözaltına alınan şahısları serbest bırakmamalı, saldırılarına devam etmeleri için fırsat vermemelidir. Devlet asla zafiyet kaldırmaz. Unutmayalım ki bunlar bu üniversitedeki illegal faaliyetler içine batan azınlık acınası bir gruptur. Bu üniversitede halen terör örgütlerine kendilerini kullandırmak yerine ülkeye hizmet etmeye, kendini geliştirmeye çalışan yüzlerce öğrencimiz var. Bu meseleyle ilgili hakikatleri sözümüzü sakınmadan açıkça ifade ettik. Yorumlarda bu konuya dair düşüncelerinizi okuyacağım. Kanalımıza abone olarak bizi takip edebilir, videoyu paylaşabilirsiniz. Sağlıklı bir ömür dilerim.